en son ne yaptık ne ettik? Şu 2008 R2 DC'yi 2003 domaine katarken bir takım işlemler yapmamız gerekiyor demiştik. Verdiğimiz komutlardan bir tanesi buydu. 2003 DC üzerinde ilk verdiğimiz komut şuydu. Bu komut ne yapıyordu? Hatırlayan var mı? Evet. Bu komut şema üzerine 2008 R2 kurulabilmesi, yani 2003 domainine 2008 R2 kurulabilsin diye şema üzerine bir takım özellikler ekliyor. Dün uzun sürecek demiştim. İşte bu kadar sürmüş. Bitmiş. Şu en altta successfully falan filan görüyorsanız problem yok. Sizlere bu şekilde olması lazım en son. Şimdi tekrar 2008 R2 DC'ye gidiyorum. Hani şemayı hazırladık falan filan. Hani 2008 R2'yi korabilmek için şemayı hazırladık. Tekrar 2008 R2'ye gidiyorum. Binek istiyorum tekrar. Diyor ki olmaz. Bu sefer diyor ki bu domain kontrolü de 2003'e katmak istiyorsan diyor git şu komutu ver diyor. AD prep domain prep. Şimdi biz şemayı hazırladık, hani tamam ortam hazır da bir de domaini işte 2008 R2 kurulabilecek şekilde yapılandırmak lazım. Onu yapmak için de komut bu. Bunu sonra bir komut daha koyacağız. Olacak. Tamam. Şimdi o komutu verelim. O komut da işini halletsin. Oradayız değil mi? Bir saniye. AD prep slash domain prep slash gp prep. Şimdi bu komutun yaptığı şey şu. Tekrar söyleyeyim. Bu komut domain hazırlıyor. Domain yapımınızı hazırlıyor. 2008 R2'ye hazırlıyor. Yalnız bu komut için bir takım şartlar var. Hatırlıyorsanız force prep komutunu schema master üzerinde çalıştırıyorduk. Ve bu schema master üzerinde bu komutu bir defa çalıştırıyorsunuz. Yani bir sürü domaininiz olsa, alt alta bir sürü domaininiz olsa, işte başka treleriniz olsa dahi tek bir defa çalıştırıyorsunuz. Schema master üzerinde bir defa çalıştırıyorsunuz. Ama bu domain prep komutunu infrastructure master üzerinde çalıştıracaksınız. Şartı bu. Infrastructure master üzerinde çalışacak bu. Ve her domainde bir defa. Her domainde bir defa çalıştırmanız gerekiyor bu komutu. Şartı da bu. Domain prep dediğiniz zaman ortamı hazırlıyor, domaini hazırlıyor, domain yapınızı hazırlıyor. GP prep dediğiniz zaman da grup polisiyle ilgili bir takım ayarlar yapıyor adam. Yaptığı şeyler bunlar. Var mı arkadaşlar burada? Şartları bunlar. Yani buna yapacak bir şey yok. Infrastructure master olacak. Şartı bu. Ek komutu veriyorum. Adam diyor ki olmaz. Niye? Dün konuştuk bunu. Şu an çalıştığım AD prep'te 64 bit. Bunun 32 bitliği var demiştik değil mi? Bizim 2003 32 bit olduğu için adam 64 bitliği çalıştıramıyordu. Dolayısıyla AD prep 32 dedim. Sonra bir 32 koydum. Ama yine olmaz diyor. Bir şey yapamadım diyor. Hani komut verdik falan filan de. Bak diyor. Domaini şu an native modda çalışıyor diyor. Hatırlıyorsanız 2008'de functional level'lar vardı, hatırlıyor musunuz? Windows 2000 ile başlayan. Onun üzerine 2003 olan. Sonra 2008 vardı. Yine 2008 R2 vardı. 2003'te 2000 Mixed diye bir mod daha var. 2000 Mixed. Bu mod sizin Windows 2000'lerle beraber Windows 2003 makinelerinizi ve ondan sonraki domain kontrollerin bir arada çalışmasını sağlıyordu bu mod. Şu an diyor senin modun native'deymiş diyor. Native'in esprisi şu. NT4.0 varsa ortamda native modda tutmak gerekiyordu. Yani özetle söylediği şey function level'ını yükselt, öyle gel diyor. Bize söylediği şey o. Tamam. Şu an 2000 native moddaymışız biz. Native mod ve eski bir mod. NT4.0 kullanıyorsak. Ama diyor ki bunu bir yükselt diyor. 2000 mixte falan al diyor. Peki. Force Functional Level'ını yükseltmek istiyorum. Ne yapacağım? Gerçi Domain Functional Level'ı yükseltmek gidecek de. Ne yapacağız? Nereden değiştiriyorduk onu? Functional Level'ları. Daha dün yaptık ya, dün gösterdim. Yok, Function Level'ı nasıl yükseltiyorduk dün? Dün gösterdim ben. Start, Programs, Administrative Tools, Active Directory, Domain Center Asset. Hatırlamadın mı sen? Peki.
Şuradan değiştirebiliyoruz. Domain'e sağladığınız zaman raise domain function dedi diyorsunuz. Şu an neymiş? Ha, pardon. Tam tersi olacak. 2000 mixed'de 4 sıfırlar kullanıyoruz. 2000 native'de de 2000'ler ve 2003'ler. Tam tersi olacak. Onu tam tersi söylüyorum. Burada 4 sıfırlar. Şu an diyor 2000 mixed'deymişin. Bir native moda geçiyor. Neyse, hani geçelim de sonuç olarak ortaya çıkan şeyi göstereyim. Yaptığımız şey şu. Raise domain function level dedik. Şurada zaten direkt 2000 native vardı. Raise deyip 2000 native'e geçtik. Hatırlıyorsanız yukarı gidebiliyorduk ama aşağı inemiyorduk. Bunu unutmayın. Açtım araç bu. Domain center asit. Dikkat ederseniz şuraya sağladığımda burada raise domain function, force function level var. Burada da raise domain function level. Şunların şunun arasındaki fark, şurası forest'ınkini yükseltmek için, burası domain'inkini yükseltmek için. Neyse, komutu tekrar verdim. Bitti. Bu komutun yaptığı şey de bu. Grup polisleri artı domain'i 2008R2 için hazırladık. Oldu mu sizlere? Domain function level'ı yükselttik. Şimdi gidiyorum tekrar 2008R2 DC'ye. Bir next diyorum. O sefer bana kırmızı uyarı vermedi ama bir uyarı daha veriyor. O uyarı da diyor ki, bak diyor, sen read only domain controller, yani raw DC dediğimiz olay, konuşacağız bundan, raw DC. Raw DC kullanacaksan ortam mı diyor, git AD prep raw DC prep yap diyor. Bunu yapmazsanız, hani bizim şu an ne var ortamda, şöyle bir domain. Şöyle 2003 var, bir tane de 2008R2 domain kontrol olacak. Bu additional DC olacak. Bu da DC şu an. Şu durum bu. Siz bu komutu vermezseniz şu domain'e 2008R2 koysanız dahi, 2008 koysanız dahi read only domain kontrol koyamıyorsunuz. Normalde read only domain kontrol kurabilmek için bir şart var. O da şu. Mesela benim şöyle bir yapım var. Şu benim 2003. Şu benim 2008R2. Ya da 2008 olsun fark etmez. Bir de read only domain kontrol yapmak istiyorum. Raw DC. Şöyle bir ortam yapmak istiyorum. Read only domain kontrol yapabilmek için domain'inizde mutlaka en az bir 2008 makine olması lazım. Şart o. Yani 2003 domain kontrolünüz olabilir. Problem yok. Ama en az bir 2008 domain kontrolünüz olması lazım read only domain kontrol için. Dolayısıyla diyor ki adam, bak diyor, sen o komutu vermezsen diyor, bu 2003'ü de ortamdan şutlarsan diyor, ya da 2008'i de kurarsan diyor, 2003'ü şutlarsan diyor, bir daha raw DC kuramayacaksın. Eğer sen daha sonra raw DC kullanacaksan diyor, o komutu ver diyor. Onun resmisi o. Tamam, bunu neden verdiğimiz tamam mı? Yani bu komutu vermezseniz domain yapınıza bir daha read only domain controller katamıyorsunuz. Ama adam uyarı veriyor ve devam etmemize de izin veriyor. O yüzden bir sıkıntı değil. Raw DC'yi kullanmayacağız bizim sonuçta. Şimdilik. Peki yes derim, devam ettim. Bundan sonra bir sürü bildiğiniz domain kontrol kurulumu. Sizden bir dosya alabilir miyim hocam? Şu an mı? Liste verdim mi onları sana? Burada yok mu acaba? Paylaşımdan. Paylaşımdan alayım ya. Ha al. Al paylaşımdan alırız. Belki biraz da işlerimiz uzun sürer de olsun. Next. Şifresi password 1. Next ve reboot. Yani birkaç tane komut var.
Şu 3 tane komut veriyorsunuz, bitiyor. Bunları da şöyle yazayım. Bu komutlar 28 R2 28 olsun. Yolunu da yazayım. 2.3'te support slash ad rep. Yolda bu. Dün bir şeyden bahsetmiştim. Hani 2008, 2003 bir ortamı 2008 R2'ye upgrade ediyoruz ya şu an. Bu yöntem her zaman aynı. Yani 2008 R2 bir ortamınız varsa bunda 2012'ye çıkacak ya. 2012 çıktığında upgrade ederken yol yine aynı. Yöntem bu. Evet, videonun şu kısmını görseniz hatırlarsınız herhalde. Şu member server'da member yapalım artık. Falan member olsun. Domain'e katalım makineyi. Bir makineyi, 2008 R2 bir makineyi 2003 domainine katacağım. Yapacağım şey bu şu an. Ama şu IP konfigürasyonu bir halledeyim. Şu şekle göre, şu şeklin aynısı orada duruyor. 2003 R2 şey 2003'lü 2008 R2.vcd dosyası diye. Orada IP konfigürasyonları var. Oradan bir bakın. Şu IP'leri oraya göre vereceğim. Milyon çarpı yöneceğim. Volta varmış. Ne? Bildiğiniz bilgisayar volta varmış. Bir varmış. Volta'dan toplu yine bir anla. Volta ben ilk defa mesela alıp satıyorum. Toplama yapmak güzel. Yani. Ha, o başka. Peki IP konfigürasyonu yaptım. Direkt olarak şu makineyi domaine katacağım. 5.30 GHz mi? Nasıl ya? Yok canım, öyle bir şey mümkün değil. Niye böyle abuk sabuk gösteriyor bunu? Şey 2.3 de mi öyle gösteriyor acaba? Benim işlem bir coştu herhalde. Ben de 3.3 gösteriyor da. O niye böyle abuk sabuk göstermiş ki? Shine.com. DNS olarak şu makineye, DNS olarak şu makineyi gösterdim. Şuraya göstersem olur muydu? Yani şuraya gösterdim normalde. Şuraya göstersem olur muydu? Şu an daha DC olmadı ya makine. O yüzden göstermenin bir anlamı yok. R2 makineleri, yani client tarafında aslında hiçbir sınırımız yok. Yani client tarafında herhangi bir makineyi domaine katabiliyoruz. Onu göstermek için zaten özellikle bu makineyi domaine katıyorum. 2003 domain var ama client'imle 2008 R2 yeni model. Ama adam domaine katılıyor. Ben katılmam demiyorum. O dosyaları alıyor musun yaşam benden? Değil mi onlar? Niye böyle sürünüyor o zaman ya? Yine o abuk sürmüş servisiyle mi çalışıyor arka planda acaba? Şu
alacağım imaj zaten o servisi bir defa çalıştıracağım da ondan sonra yapacağım. Al işte. Güzelmiş. Ya sizden sonra başlamışım hocam. Bir restart oldu. Şimdi de. Adam diski çok yoruyor. Ne yapıyorsun sen? Bitsin bir devam edelim şurada. Şimdi diğer domain kontrolümüz kuruldu. Tahmin edebileceğiniz üzere bu 2008 R2 dişi. 2003 ortamda hem 2008 R2 dişlerimiz var hem 2003 dişlerimiz var. Peki benim hani işletim sistemini domain kontrol işletim sistemlerini belirleyen şey neydi? Hatırlıyor musunuz onu? Yani aynı domainde bulunabilecek işletim sistemlerini domain kontrolü işletim sistemleri belirleyen şey neydi? Aynı domainde ya da aynı forest'ta neydi? Neye göre belirliyorduk biz onları? Function Developer. Function Developer'ın yaptığı şey neydi? Benim domain kontrolümün minimum versiyonu veriyordu, hatırlıyorsanız bunlar. Avuksun servis çalışmadı mı hala? Şimdi bunu yaptıktan sonra yapmanız gereken ilk iş şu. 2008 R2 ile 2003 DC arasında bir replikasyon yapacaksınız. Replikasyon neden yapacağız? Replikasyon yapmamızın esprisi ne? Bu sebepten dolayı yapacağız replikasyonu. Şunda oluşturduğumuz kullanacağı gruplar, işte organizasyon unitler, işte grup polisler falan filan hepsi buradan buraya gelsin diye bir replikasyon yapmamız lazım. Replikasyonun sağlıklı çalışabilmesi için bir şartımız vardı, hatırlıyorsanız. Neydi o? Replikasyon doğru düzgün çalışsın diye. DNS. DNS kayıtların düzgün olması lazım. Şu an ben zombom bir şey yok. Niye gelmemiş ki? Tahmin edemeyen var mı niye gelmediğini? Şu an bizim şu domain kontrolüyle şu konuşmamış daha. Konuşturalım. Sayısal servisi açtım. DNS'e gittim hani. DNS'e hani kayıtlar var mı, zomb var mı, bir şeyler var mı diye bakmaya gittim. Yok. Bizim 2003 DC'ler ile 2008 R2 DC'ler daha konuşmamış. O zaman bir konuşturalım. Sites, default first site name servers ve 2003 DC gittim. Şurada bir şey var. Şurada bir şey var. Bu connection objelerini tetikleyeceğim. Hadi replik olun diyeceğim. Nasıl yapacağım? Bir sağ tıklayacağım buraya. Replicate now. Olmadı dedi. Sonra bir diğer tarafa gittim. Orası oldu dedi. Sonra gittim şuraya bir refresh yaptım tekrar. Sonra tekrar bir replicate now dedim. Olmaz dedi. Ne yapıyorduk bu durumda? Bir tane sonra başka ne yapabiliyorduk? Sağ tıklıyorduk. All desk check replication topoloji. Dürtüyorduk KCC'yi değil mi? Dürttüm. Yeni bir şeyler gelmiş olabilir dedi. B5 yap dedi. Bir şeyler gelmiş. Sağ tıklıyorum. Replicate now. Bitti. Olmuş. Şu an bununla bunun arasında gayet replikasyon yapabiliyoruz. Yöntem buydu hatırlarsınız. Sağ tıklayış, all task, check replication, topoloji, F5, replicate now. Unutmayın. Sonra tekrar bir DNS'e gittim. Bakın, zonlar gelmiş. Bizim şu domain kontrolü şu konuşmadığı için bu zonlar gelmemişti. İşte konuşturttuk, geldi. Bundan sonra yapacağımız şey bu. Yapacağınız ilk şey bu. Kurduktan sonra. Zaten gelmiş. Yani bekleseydik bizimki de gelecekti de. Ha, ben hemen şey yaptım ya, hemen logon oldum ya. Yok yok. Beklesek bana da gelecekti. Şimdi o zaman yaptıklarımızı bir kontrol edelim. Active Directory User Computer'ı açtım. Gittim. User kullanıcılar diye bir kullanıcı şey oluşturmuştuk. Organization Unit o var. Onun içinde Shine.direct kullanıcısı da var. Shine.direct kullanıcısı da var. Gayet gelmiş. Sizlere gelmiş mi? Sonra bir grup policy yapmıştık. Grup policy management'ı açıyorum.
Grup policy management'ı açtım. Kullanıcılara bir tane grup policy bağlamıştım. Yasaklar diye. O da gayet var. Yani 2003'ten yaptığımız her şey bu tarafa gelmiş. Bütün ayarlar bu tarafta var. Yaptığımız her şey bu tarafa taşınmış. Bu sapık kullanıcı adı 2003'teyken böyle miydi? Sapık mıydı? Ne anlamadım. Support diye bir... Support? Hı. Nerede? Aktif tarihleri bir şey, yüz yüzden kompleks de vardı, ben görüyorum şu anda. 2003'ten mi geldi? Şu mu? Hı. Bakayım da 2003'te var. Evet. 2003'te var mı? 2003'te şey var. Uzaktan yardım mevzusu falan filan vardı ya. Onunla ilgili bir ekran var. Tabii. 2000 Windows Vista ve Windows 7 ile beraber ismi Remote Assistance oldu. Tamam. Durum bu. Yani ben şuna 2003'teki her şeyi buraya taşıdım aslında tek tıkla. Şimdi gelelim şuna. Tamam, 2003'te işimiz kalmadı artık, değil mi? 2003'te işimiz bitti. Niye? Ortam 2008 R2'ye yükselttik. Domain Control'da kurduk. Gerekli olan her şeyi bu tarafa taşıdık. Şimdi 2003 DC'yi kaldırmaya geldim. Tamam. 2003 DC'yi nasıl kaldıracağız? Bu 2003 DC'yi kaldırmanın birden fazla yolu var. Birincisi paldır küldür 2003 DC'yi shutdown edip işte silip işletim sistemini shutlayabilirsiniz. Olur. Yani yöntemlerden bir tanesi o. Ama bunun bir sıkıntısı var. Bu 2008 R2 DC, hatta hatırlıyorsanız bütün DC'ler birbirle konuşmak durumundaydı, değil mi? Hatta replikasyon, replikasyon yapmaları gerekiyordu. Bir takım işler yapmak gerekiyordu. Konuşmaları gerekiyordu dolayısıyla. 2008 R2 bununla konuşamayacağı için Active Directory ortamımızda ara sıra böyle problemler ortaya çıkacak. İşte domain kontrolü açacaksınız, 2 saat sonra logon olacaksınız falan filan. Bekleyeceksiniz, adam oraya uğraşmaya çalışacak falan filan. Yani direkt shutlayabiliyorsunuz ama tavsiye edilen bir şey değil. Shutladığınız zaman da hani bundan kalan şeyleri, 2003 DC'den kalan şeyleri temizleyebiliyorsunuz. Onu nasıl yapacağımızı daha sonra göstereceğim. Peki o zaman tavsiye edilen şey ne? Tavsiye edilen şey şu. Biz domaini nasıl kuruyorduk? Domaini. DC promo ile, değil mi? Tekrar bir DC promo yapacaksınız. O hani zorla kimseye haber vermeden kaldırmak için de hani belki şu domain kontrol gerçekten ölmüştür. Hani diğer DC'lerle haberleşemiyordur. İçindeki bir takım yapılandırmalar çökmüştür. O zaman mecbur kalmışsınızdır zorla kaldırmaya. O zaman ne yapacaksınız? DC promo force removal. Şu. Komutu şekilde verdiğiniz zaman bağdır küldür kimseye haber vermeden ortamdan şutluyorsunuz. Peki. Bizim o FSM rolleri var ya. Flexible Master Operation roller var ya. Bu roller şu an kimin üzerinde duruyor? FSM rolleri. Nerede duruyor? 2003'de. Değil mi? 2003'te duruyor. Siz bu şekilde yaptığınız zaman, force removal yaptığınız zaman ya da makineyi kapatıp işte çöpe falan attığınızı düşünürsek bu roller de bu 2003 üzerinde kalmaya kalıyorlar. Siz ne yapacaksınız buraya almak için o rolleri? Siz yapacaksınız. Ama şu an şu domain kontrol ile şunlar birbirleriyle konuşurken ya konuşabiliyorlar. O yüzden biz tavsiye edilen normal yöntemi seçeceğiz. Onun için de şöyle yapıyoruz. Bir DC promo yapıyoruz. DC promo. Bir next derim. Adam diyor ki bak diyor. Bu makine global katalogmuş diyor. İşte global kataloglar işte user'ların logon olduğu zaman işte bir takım işlerde işe yarıyor. Bak haberin olsun. Bunun yedeğinin bir yerde olduğuna emin ol diyor. Yani başka global katalog domaininde olsun diyor. Şu an söylediği şey yok. Tamam. Bizde zaten var. Şu makine zaten global katalog. O yüzden çok sıkıntı değil. Okey. Buradaki checkbox diyor ki bu server domainin son domain kontrolü demiş oluyorsunuz. Onu işaretlediğiniz zaman adam domain kontrolü kaldırmıyor. Komple domaini şutluyor. Komple domaini kaldırmış oluyorsunuz. Yani benim şu makinemde hiçbir işe yaramayacak ondan sonra. Bunu işaretlediğiniz zaman. Dolayısıyla bu bizim domainin son domain kontrolü mü? Öyle mi? Değil değil mi? Bu var da. Bu makine duruyor burada. O yüzden işaretlemiyorsunuz. İşaretlerseniz komple domaini kaldırıyor. Haberiniz olsun. Next.
Şimdi diyor ki sen tamam bu domain kontrolü kaldırıyorsun da bu adam kalktıktan sonra ne olacak bu? Work group'ta bir makine olacak. Dolayısıyla work group'taki local admin'in password'ü ne olsun? Onu soruyor bize. Password 1 olsun. Sonra bir daha bir next derim. Ha bu arada şunu hatırlatayım. Bu domaini kaldırırken, 2003'te domaini kaldırırken netlogon servisi var. O netlogon servisi arada saçmalıyor. Belki saçmalarsa şimdi gösteririm nasıl düzelteceğinizi de. Ne yapıyorsunuz? O servisi başlatıyorsunuz ya da şunu bir daha kapatıp şu DC promo sayfasını kapatıp bir daha açıyorsunuz. Düzeliyor. Olursa düzeltiriz. Bunu bu şekilde yaptığımız zaman bir avantajımız daha olacak. O da şu. Adam şu üzerinde bulunan bütün rolleri bizim DC'ye paslayacak. Bizim bir şey yapmamıza gerek kalmayacak. Bu adam kendi kendisini gayet düzgün bir şekilde şutlayacak. Şurada patlıyor bazen. Patla. Bir şey patlasın diye ilk defa bekliyorum herhalde. İhtiyaç patlayacak ya bu kadar sürmüyor bu. Yani şu işlem bu kadar sürmüyor. Mouse'a niye tıklıyorsunuz o kadar ya? Ders sırasında internet kablolarını sökeceğim ya. Dünyanın en pahalı interneti şu an kullandığımız internet. Büyük ihtimalledir. Saat başına ortalamaya koysak günde 4 saatten 300 saat versek kaç para geliyor saati? 20 liraya falan mı geliyor? Öyle bir şey 20 lira. TTNet bile yapmıyor onu ya. O kadar parayı TTNet'e verseniz büyük ihtimal size bir ilgisiz bağlantı verir. Siz de bitirdi mi? Burada bekliyor mu? Netlogon'a fail dedi değil mi? Tamam onu düzeltecek şimdi. Ben de bir fail desin de. İşte adam işte servisi durdurmaya çalıştı. Olmadı falan filan. Operation timeout oldu. Ne yapacaksınız? Şöyle yapacaksınız. Şuradan services'ı bulacaksınız. Programs. Administrator Tools Services onu bir bulacaksınız. Sonra şuradan netlogon'u bulup bir start diyeceksiniz. Bir sığdıramadım oraya. Restart demek lazım. O servis. Bunu yaptıktan sonra tekrar yürü diyorsunuz. Olmuyor tabi. Tekrar bir DC prom yapıyorsunuz. Tekrar aynı şeyleri tekrar yapıyorsunuz. Falan filan. Netlogon'u start ettikten sonra DC Promo'yu kapatıp tekrar açıyorsunuz. Tekrar yaptığınız işin aynısını yapıyorsunuz. Oluyor.
sağlık yapmasın bir kere. Şu an adam gayet başarılı olarak aktif direktörü üzerinden kaldırdım dedi. E tamam. Ondan sonra bir start etsin. Ya tam işte. Lise programı yapıp kaldırıyorsunuz. Diğer DC'yi açılsın da. Peki bundan sonra ne yapmak lazım? Bundan sonra şöyle yapacağız. Bizim 2003 domaine üye olan bütün makine DNS olarak ne göstereceğiz? Biri değil mi? Onlara sonra bakarsınız ya, bırakın şu işi. Arada bakarsınız kaçmıyorlar. Çalacağım ya. Ben makinemde logon oluyorum. Hemen. Ben ilk bakacağım iş. Bu adamın computer account'ı gitmiş mi? Domain controller'dan gitmiş mi? Alt roller makinenin üzerine gelmiş mi? Onları falan kontrol edeceğim. Önce onun kontrolünü yapmam lazım. Ki başarılı olup olmamış mı onu görelim. Nasıl kontrolünü yapacağız? Şöyle yapıyoruz. Bir komut satır açıyoruz. Roller benim üzerimde mi? Önce onu bir kontrol edeceğim. Komut ne? Net dom query bizim o. Roller makine üzerindeyse problem yok. Bakın roller kimin üzerinde? Ne yapayım ben? Benim domain kontrolüm üzerinde. 2008 R2'nin üzerinde duruyor şu an. Normalde onu gösterseydim keşke de. Bu komutu verdiğimiz zaman şu makineyi kaldırmadan önce bunların hepsi 2003 DC falan olacak. Yani bunun üzerindeyim normalde. Sonuç olarak bunu bu şekilde kaldırdığımız zaman 2008 R2 DC'nin üzerine gitti. Bir diğer ikincisi de Active Directory User Computer'ı açtığımız zaman bu bizim domain kontrolörün computer account'ları duruyordu. Nerede duruyordu bunlar? Nerede? Siz beni dinlemiyor musunuz ya? Burada. Neyle uğraşıyorsunuz? Uğraşmayın onlarla. Adamın computer account'ı da yok. Gitmiş. Bundan sonra yapacağınız iş client'lara işte senin DNS'in artık budur diye göstermeniz lazım. O kadar. Başka yapacağımız bir şey yok. Peki 100 tane makinem varsa ne yapacağım? Hani bir tane member'ım var. Gittim özelliklerini değiştirdim. 100 tane makinem varsa, 100 tane member'ım varsa ne yapacağım? Nasıl bunlara DNS verebiliriz? Oturduğumuz yerden. Bununla. Peki sormak istediğim bir şey var sorun yoksa bitirelim artık bunu.